Eda Nur 18 yaşındaydı, 15. kattan kendini attı. Sırlarla dolu bir intihar, bir ölüm. Eda Nur bu genç yaşta, gencecik yaşta, hayatının baharında hayatına son verdi. Ne yazık ki. Ve arkada çok büyük sırlar bıraktı aslında. Yine Eda Nur'un annesi Fatma Hanım stüdyoda. Ankara'dan gelmişti, hatırlayacaksınız. Biz aslında bu dosyayı kapatmadık tabii ama yeni gelişmeler oldu. Fatma Hanım ne demişti? Fulya Hanım, benim çocuklar var, Ankara'ya dönmem gerekiyor dediği için biz uğurlamıştık. Yeni bir gelişme oldu dün. Eda Nur intihar etmeden bir hafta önce Yusuf ve Mehmet isimli iki adam tarafından cinsel saldırıya maruz kalmıştı. Bu iki isim hakkında hatta şikayetçi olmuştu, polise gidip ifade vermişti. Daha sonra Yusuf ve Mehmet tutuklanmışlardı, cezaevindelerdi. O Yusuf ve Mehmet şu an cezaevinde ya, bizi de izliyorlar, bizim yayınlarımızı çok yakından takip ediyorlar. Yusuf bana bir mektup göndermişti dün, sayfalar dolusu bir mektup, yani oku gerçekten bitmedi. O mektubu konuşuyorduk dün. O mektupta bana işte sen vicdansızsın, şöylesin, böylesin, sen işte ben bir iş adamıyım, beni bu hale sokamazsın falan gibi şeyler yazmıştı mektupta. Daha sonra ne cinsel istismarı, ben bu kızla işte günübirlik sitelerinde tanıştım, camide mi tanıştım ki, ben zaten o amaç için tanışmıştım dedi. Yani dedi ki ben suçsuzum diyor. Ama Eda Nur ifadelerinde hiç böyle bir şey söylemiyor. Niye polise gidiyor o zaman? Daha sonra bu Yusuf bana yazdığı mektupta dedi ki, siz biliyor musunuz gerçekleri? Bunlar ifadelerini çekmek için benden para istediler, aracı koydular araya dedi. Ortaya böyle bir şey attı. Güler bağlanacak mı bize bu arada? Ankara'daki Güler. Güler dün bize bağlanmıştı, Eda'nın ablası Güler. Şu an bizim ekibimiz orada, Güler'in yanındaymış ama Güler de... Dün mesela çok mesaj geldi. Güler, bak ablacığım, insanları böyle şey altında da bırakma bence. Bak çok mesaj geliyor. İnsanlar Güler için diyorlar ki bu Güler'de bir şey var. Güler niye böyle garip hareketler yaptı dünkü yayında? Yani. Bugün de ekibim orada, Güler'in yanında. Güler diyormuş ki bağlanacağım diyormuş, 5 dakika sonra bağlanmayacağım diyormuş. Garip bir şey dönüyor şu an Güler'in yani. Evinde. Ben istiyorum Güler, sen beni izliyorsun ablacığım. Bağlan. Çünkü Yusuf'un yazmış olduğu mektupta senin adın geçiyor ablacığım. Dolayısıyla bağlan. Bak annem burada, aslan gibi burada. Geldi, bu olayın peşini bırakmayacağım dedi. Yusuf mektupta ayrıca demiş ki bu arada, siz bırakın beni, Mehmet'le beni. Esas abiye araştırın, abiyi. Biz abiyi elbette ki araştırıyoruz. Biz zaten bu abinin altına defalarca vurgu yaptık. Abi... Bak o abi konusuna da bir kez gireyim de, yani yine şu içimdekini bir dökeyim istiyorum. Çünkü Barış, ay, bu abi, adı yani, adı Barış, soyadını vermeyeyim de. Bu abi bakanlık suç duyurusunda bulundu ama abi bir rahat geziyor şu an. Yani sevgili bakanlık yetkilileri, ben burada size abinin... adresini, fotoğrafları, bu yurttan yurt kaçağı Sıla'yla olan o samimi fotoğrafları, 16-17 yaşındaki Sıla'yla olan o münasebetin fotoğraflarını ben size verdim. Adresi verdik. Hala bana diyorsunuz ki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, biz abi hakkında suç duyurusunda bulunduk, hukuksal işlem başlattık ama yani ortada hala bir şey yok. Bizim şöyle yüreğimizde bir ferahlasın, annenin de yüreği ferahlasın. Bu artık bir kamuya mal olmuş bir konu. Bu abi şimdi kimse kimseyi kandırmasın. 50 yaşında evli, çocuklu bir adam İstanbul, Ankara'da 14-15 yaşında yurt kaçağı bir kıza ev açıyor. İçki sofralarında böyle samimi öptüğü, koklaştığı fotoğrafları var. Yani bu hayırsever bir abi değil. Kimse kimseyi kandırmasın yani. Biz de biliyoruz. Dolayısıyla biz daha ne yapalım? Ben abi hakkında gereken her şeyi söyledim. Abi bu arada bizim Kebriye Hanımlarla konuşmuş. İşte sizi de bir mahkemeye vereceğim, bilmem neler de. Bir Kebriye Hanım'ı duyayım mı? Kebriye Hanım, en son siz konuştunuz. Dün konuşmuştunuz Barış'la, abiyle. Evet, Barış'la. Adım Barış. Evet.
Evet Fulya Hanım, bu sabah kendisini aradım ben. Konuştuk ve şey söyledi. Sana yani bayağı bir bağırmış galiba. Şimdi geçen defa biz kendisiyle konuştuğumuzda ben ona şöyle bir şey söylemiştim. Yani burada bunu söyleyeceğim ama benimle ilgili olarak tazminat davası açmak istediğini, benim sesimi kaydettiğini, kaydettiği sesimi savcı arkadaşlarına dinlettiğini ve savcı arkadaşlarının da tazminat davası açabilirsin diye söylediğini söyledi. Şimdi benim kendisine geçen konuşmada da söylediğim şey şöyleydi. Dedim ki bakın dedim, siz benimle ilgili doğru şeyler yansıtmıyorsunuz dediğinde dedim ki bakın. Şimdi Eda Nur'la ilgili yapılan şeyde cinsel istismardan dolayı iki kişi tutuklandı ve cezaevinde. Evet. Ama siz şu anda devlet korumasında olan yaşı küçük ve aranan bir çocuğu alıyorsunuz. Evet. Ona ev açıyorsunuz. Açtığınız evde tutuyorsunuz. Dolayısıyla aslında siz de ve sevgilisiniz. Çok uygunsuz fotoğraflarınız var. Evet. Aslında sizin de Eda Nur'a yaptığınız şeyle ilgili olarak farklı bir şey değil dedim. Yani bana göre dedim, benim bildiğim bilgime göre sizin de aslında aynı işlemden geçmeniz gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum dedim. Ah iyi demişsin. O da bana tabii nasıl benimle böyle konuşursunuz falan söyledi ama sesimi kaydettiğini söylemedi. Hala kendini hayırsever mi ilan ediyor? Yani sonra bugün konuştuğumuzda da ben sizin sesinizi kaydettim. Ondan sonra götüreceğim işte savcı arkadaşlarım böyle söyledi deyince ben de dedim ki lütfen şu anda söylediklerimi de kaydedin. Biz öyle insanlarla konuştuğumuzda kaydetmiyoruz ama lütfen bunu kaydedin. Ben bir vatandaş olarak, bir anne olarak devlet korumasında olan, bunu şu anda da söylüyorum, devlet korumasında olan bir küçük kızı alıp ona ev tuttuğunuz için sizinle sevgili olması, onun sizi beğenmesi, sizinle sevgili gibi görmesinin hiçbir önemi yok. Siz bu evi tuttuğunuz için evet ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sizden şikayetçiyim. Siz gidin lütfen bana dava açın. Bravo Kevriye abla.